Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır bağla ilgili video çekmiyordum. Bayağı bir şeyler yaptık bağda. Önce onları anlatayım size. Sonra da şu arka tarafta domateslere ektiğimiz bir yer vardı. Orada domateslerden çok fazla verim alamadık. Şimdi son domatesleri de topladık birkaç gün önce. Onları da söktüm. Şimdi önümüz kış. Kışlık sebzeler ekeceğiz. Bir tane bel aldık. Belle oraya güzel bir bel belleyeceğiz. Ondan sonra biber, patlıcan falan ekmiştik. Bayağı bir biber, patlıcan falan çıktı. Arka tarafta bir de meyvelerimiz vardı. Karpuzlar falan. Karpuz ilk bir tanesi çıkmıştı. Onu tam şey yapamamıştık. Ondan sonra zaten karıncalar falan yemişti. Onların rızkıymış. Onu yiyememiştik. Ondan sonra birkaç gün öncesi gittim arka tarafa işte domatesleri sökerken falan. Oraya baktım. Bir baktım 4 tane karpuz çıkmış. Birazdan onları da gösteririm size. Şimdi bağın ön tarafındaki sebzeleri falan bir göstereyim. Sonrasında arka tarafa geçeriz. Burası bağın ön tarafı arkadaşlar. Zaten diğer videolardan da bilenler bilir. Biraz salmışlar kendilerini. Biraz biz su vermedik. Biraz havalar çok sıcak falan derken öyle. Bayağı da bir ekmiştik. Biberlerden yana bir sıkıntı yok. Biberler çok güzel verdi. Biraz da fazla ekmişiz sanırım. Şimdi burada da biraz bir değişiklik yapacağız. Şuradan 1-2 sıra biber bırakacağız. Patlıcanlardan da çok fazla verim alamadık. Patlıcanlar böyle çok çekirdekliydi. Biraz da acıydı. Bu kısmı da sökeceğiz. Ondan sonra burayı da güzel bir belleyeceğiz falan dediğim gibi. Artık kış geliyor. Kışlık meyve sebze falan ekeceğiz. Bu tarafta böyle. Şunları, bazı biberleri kırmızılaştıracağız. Şu da şöyle değişik bir biber. Gördüğünüz gibi yassı. Ama çok tatlı böyle. Hem tatlı hem ekşi bir biber. Güzel. Arka tarafa doğru şöyle biber biber. Buralar patlıcan. Bu sırada böyle. Dediğim gibi buradan da biraz bir sökeceğiz. Ondan sonra bağın arka tarafında kışlık meyve sebze. Onları halledeceğiz. Onun dışında bağın diplerine havalar çok sıcak olduğu için her gün suluyorduk. Her gün sulamaktan ziyade YouTube'da belki izlemişsinizdir. Tolga Yalçın kanalı var. Yaşa bu hayatı Tolga abi. Sağ olsun ona mesaj attım. Dedim abi bunu nasıl yaparız? Nasıl daha fazla su tutar falan. O da bana bir taktik verdi. Ha, bu arada beli unuttum. Beli de alayım. Onun öncesinde şunu söyleyeyim. Zeytinler önceki sene çok fazla vermemişti. Bu sene maşallah. Şöyle gördüğünüz gibi etli etli. Bunların da zamanı var. Biraz da zeytin toplayacağız. Zeytinleri de topladıktan sonra şurada belimizi de alalım. Zeytinleri de topladıktan sonra bizim evin az ilerisinde zeytin yağının fabrikası var. Topladığınız zeytinleri oraya veriyorsunuz. Onlar size sıkıp yağını veriyorlar. Öyle bir işletme güzel. Dediğim gibi ondan sonra şu bağ işlerimiz biraz hafifledikten sonra bir de zeytin toplayacağız. Onun da zaten videosu gelir. Tolga abiden aldığım taktik de şuydu arkadaşlar. Dedi ki malç yap kardeşim. Dedim abi o ne? O da anlattı işte sağ olsun dedi işte yaprak falan filan bulursan. Şöyle köklerine. Dedim saman olur mu? Saman da olur dedi. Şöyle her bağın diplerine, her salkımların diplerine koyduk. Aşılı olanlar var. Bir de baby dedikleri fideler var. Aşılı olanların diplerini koymadık. Onlar çünkü gerek yok aşılı oldukları için. Şöyle baby olanların diplerine koyduk. Biraz yemelik yaptık. Biraz şaraplık. Onun dışında şurada şu deve şeftalisiymiş. Deve bastı mıydı? Aynen. Deve bastı. Şuradan bir geçeyim ben.
Burası zaten önceki videoları izleyenler varsa hatırlarlar. Burada domatesler vardı. Ama çok fazla kurdukları için şimdi burayı önceki topladıklarımızdan yerde görürsünüz. Buradan dediğim gibi çok fazla verim alamadık. Direkt buradan güneş vuruyor ve de onları kurutuyordu. Şimdi bizim kaçak karpuzları göstereyim size arkadaşlar. Bizim sıra bu taraf. Burası da başka birine ait. Şurada bizim karpuzlar var. Burada iki tane var. Burada bir tane var. Bu yine bizim tarafta çıkmış. Bir de şuradaki var. Saklanmış. Gördüğünüz gibi. Bunlar da ne zaman olur? Nasıl anlarız olduğunu hiçbir fikrim yok. İnternetten bakacağım. Ama daha var sanırım. Şurada bir armut ağacımız var. Burada bir dediğim gibi deve bastı şeftalisi var. İlk defa gelenler için de anlatıyorum aynı zamanda kanalımıza. Burada eriğimiz falan var. Onlar daha henüz meyve vermedi. Ben sizi güzel bir yere alayım. Siz beni oradan izleyin. Toprağın durumuna da bir bakayım. Kuru gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bir bakacağım. Evet. Arkadaşlar bir anda ne oldu da buraya geldin derseniz, arka taraftaki topraklar bayağı bir kurumuş. Ondan dolayı dedim bir iki gün böyle ıslatayım da buradan suyun vanasını açmaya geldim. Gelmişken de dedim şu sebzeleri bir sulayayım. Şimdi onları birazcık bir sulayacağım. Şurada da bir zeytin dalımız kopmuş. Ona üzüldüm. Bayağı da bir zeytin var üstünde. Şimdi ben şunları birazcık bir sulayayım. Sonrasında arkaya gideceğim. Orayı sulayacağım. Tekrardan orada görüşürüz. Arkadaşlar ön taraftaki sebzelikleri suladım. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Dediğim gibi toprak çok fazla kuru. Kuru olduğu için de bel girmiyor maalesef. Ben onları birkaç gün bir sulayacağım şimdi. Sonrasında biraz yumuşamış olur. Hafta sonunda ekmeği planlıyoruz ama bakalım dediğim gibi. Ben şimdi bir sulayayım. Patladı. Şöyle birazcık genelini ıslatayım ki iyice bir yumuşasın. One minute later. İlk bir hafta önce falan ne oluyor be? Bir hafta önce falan bir iki gün öyle yağdı. Güzel de yağdı aslında ama ondan sonra bir anda kesildi yine. Bakalım artık yavaş yavaş kapanır gibi de diye düşünüyoruz ama kapanmaya da biliyor. Burası Bodrum biliyorsunuz. Bir çok fena yağıyor. Ondan sonra bir 15 dakika sonra duruyor. Hiç yağmamış gibi. Güneş falan açıyor. Biz de anlamıyoruz ne olduğunu. O yağmurlar başlarsa bağ için daha iyi. Bizim için kötü oluyor. Gezemiyoruz çok fazla ama dediğim gibi bağ için daha iyi. Yağsın. Oh, mis gibi toprak koktu var ya. Kokuyu özlüyorum bazen ya. Niye bilmiyorum ama. Hep eskiden çocukluğumda herhalde büyük ihtimal ondan kaynaklıdır. Tabi son sokakta top oynayan, sokakta oyun oynayan nesil biz olduğumuz için
belki büyük ihtimal ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Sokakta oynardık. Yağmur yağsa bile oynamaya devam ederdik. Sonra tabii yağmur yağınca topraklı alanlarda top oynuyorduk. Asfaltta çok fazla oynamıyorduk. Yağmur yağdığı zaman da doğal olarak kokuyordu mis gibi. Belki çocukluğa götürdüğü için öyle bilinçaltına yerleşmiş olabilir. Toprak kokusunu o yüzden hep çok seviyorum ben. Böyle güzelce suladık. Çünkü belli şu tarafa, şurada zaten izleri var görürsünüz. Oraya birkaç sefer sapladım ama hiçbir şekilde sanki toprağın altında taş var gibi. Hiçbir şekilde girmedi. Şimdi bu böyle olmayacak. Benim niyetim bugün bellemekti ama olmadı. Bir iki gün şöyle bir ıslatayım ben. Sonrasında kışlık sebzelerimizi ekeriz. Artık Allah ne verdiyse. Pazar fiyatları aldı başını gitti. Yani arkadaşlar, bekar olanlar çok fazla bilmez ama ev geçindirenler, evli olanlar benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Bir poşet bir şey alıyorsun, 50 lira, 100 lira, 200 lira. Maalesef ki. Hani mizah olmayan şeylerin mizah olur derler ya, aynen öyle yani. Biz artık makaraya vuruyoruz. Başka türlü yaşanmıyor, idare edilmiyor bu durumlar. Yavaştan siyasete giriyorum ama neyse, konuyu burada kapatayım ben. Evet, gayet güzel sulandı. Ben şu musluğumu kapatayım. Evet arkadaşlar, kapanışı Karpuz Bey ile yapalım dedik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Benim aslında planım hemen direkt arka tarafı bellemekti ama dediğim gibi bel girmiyor. Çok sert olmuş. Toprak güneşten dolayı kurumuş. Onu bir suladım. Yarın da bir denerim. Yarın da girmezse yarın da bir sularım. Güzelce bir yumuşasın. Ondan sonra toprağın havalanması için, daha güzel verim vermesi için bellenmesi lazım. Ondan dolayı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ay çok tatlı ya, maşallah. Baksanıza. Tipiş. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bana destek olmak için, bize destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kanalın istatistiklerinden baktım. İzleyenlerin %90'ı, yani az buz bir rakam değil, %90'ı abone değil, sadece izleyip geçiyor. Yani bu beni daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Sizin için çok basit bir işlem, tek bir tuşa basmanız yeterli. Ama benim için çok büyük bir şey, dediğim gibi. Destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.